Merhaba arkadaşlar, yeni bir radyo yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayında TLC ve Raw şovlarını değerlendireceğiz. Konuk listemiz bu sefer geniş. Daner Önem, Buğra Gür, Numan Çöpü ve Fatih Yılmaz var. Hoş geldiniz beyler. Hoş gördük kardeş. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Son şovlardan memnun musunuz? TLC'den memnunum da dünkü Raw'dan hiç memnun değilim açıkçası. Normal hayatımız da iyi gidiyor, yorucu gidiyor. Yoğun tempoda çalışıyoruz. Tabi orada normal hayat da önemli. Giderimizi de yedik Daner'den günlük. Ya bir keyverse oluşturalım hadi beyler. Survivor serisi bildiğiniz üzere artık giriş yaptık. Hatta çok sert bir giriş yaptık. İnanılmaz bir hype vardı. Çok acayip Sen bir sevdin mi son giriş segmenti? yaptık. Önce ondan başlayayım. Abi klişelerin çok fazla dışındaydı. Çok Tamam fazla dışındaydı. abi. Al işte. Oraya gelince konuşalım abi. Son yılların yani yaratılmış en özgün şeylerinden biriydi. Geliriz dediğiniz gibi. Nasıl diyorsak ya SummerSlam için yazın en büyük eğlencesi hadi Survivor serisi için de bir Keyverse oluşturalım. Sizce ne olabilir? Bence sonbahar ayında ne olabilir? Sonbahar ayında yaprak dökerken tepelerin tamamlayayım Teletabilerin. Yok o başka bir şeydi. Ben de onu söyleyecektim de şimdi Yemin birazdan hatırlamak ediyorum. istedim. Bu ne? Bir şeyler uyduralım. Bence bu yayın güzel bir Keyverse'de foruma da ana sayfasına da ekleyebileceğimiz güzel bir şey olur. Hani yazın en Unutmayalım büyük tabi. aynen. Yazın en büyük eğlencesine şu kadar gün, şu kadar saat, şu kadar dakika, şu kadar saniye kaldı diyorduk ya. Bu Keyverse'de bu radyo yayında belli olan Keyverse'de forumun ana sayfasının yazılacağını sözünü vereyim. Hemen çok uzattım. Hemen Ekliyoruz. bence Chat'imizden bunu gelen şöyle son bir yapalım. şey. Forumda bir konu açalım. Milletin fikrini alalım. Sadece bizim dediğimiz de önemli değil yani biliyorsun. Yani tabii ki. Bu radyodan da çıkabilir bu fikir Hatta nihayetinde yani. slogan sana Sadece şöyle bir ödül siz biz olacak. değil. Sloganı bulana 50 lira. Ha. Artı benim bireysel rapim. Hadi bak. O zaman Yani yani chatbox'ta yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Chatbox'tan bir şey gelmiş. Sonbaharın tek yaprak düşürmeyen ağacı. Ne? Hadi başlayalım TLC'den ya. Ben çok doluyum. Hadi. 2 gündür bu Hadi anı bekliyorum. bugün çok eğlenceli Valla. geçecek belli. Bilmiyorum. Ben TLC'yi beğendim de sizi bilmiyorum. Yani. Bak başlayalım. Gel gel. Biz de çok beğendik. Gel. Bir girelim konulara. O zaman önce konular tabii ki tarafımca açıldı ve süslendi. Bu arada Bunu bir şey söyleyebilir miyim? Ege'nin açtığı konuların kalite kopması. bugün bundan bir şey demek istiyorum. Oğlum o Rav açılışını niye resim koydun ya? Neyse, başladım. Niye çok mu komikti? Oğlum kahkaha atıyorum böyle resmi gördükçe. O zaman Şeye kickoff'tan benzer bak. Bir şey söyleyeceğim sonra bir daha sözünü bölmeyeceğim. Ya şey gibi değil mi böyle ciddi bir resimde arkada tavşan yapmış adamlara benzemiyor mu abi burası? Öyle. Neyse Doğru. haydi bak. O zaman ondan dönüp direkt Survivor serisi Ya hem Raw üzerinden hem de biraz tartışma TLC konularından dediniz, başla ya. hem de Raw üzerinden geçmişle geleceği birleştirmiş oluruz bu manada diye diyorum. Ey tamam o zaman. Direkt açılıştan başlayalım. Tabii bunun için main event konuşmamız lazım önce. Main event'ten başlayayım. Kurt Angle, Dean Ambrose, Seth Rollins, The Bar, Sheamus, Cesaro, Kane ve Braun Strowman'ı. The Bar zaten Sheamus ve Cesaro. Allah'ım ya Rabbim. Miz, The Bar, Kane ve Strowman'ı yeniyor. Maç resmen trajikomedi ile geçiyor. Ağır bir Shield marka olarak diyorum. Sözü ben konuklarıma sanıyorum, soluyorum. En son ben yardıracağım çünkü. Fatih? Bir şey söyleyebilirim. Her şeyden önce bir şey söyleyebilir miyim? Bugün chatbox'ta doğum günü olan bir arkadaşımız var. Onu ben buradan kutlamak istiyorum. Taylancığım doğum günün kutlu olsun kardeşim. Devam edelim şimdi. Sen de zaten top. Ha, ne şeymiş konuşuyoruz? TLC'deki Main main eventi. event mi? Aynen. Yardır.
Abi Chelsea'nin main eventi nasıl? Şöyle bak şimdi. Nasıl söyleyeyim? Siz bir geçsenize şu konuşmayı. Ben toparlayayım kafamı, dur. Koptum şu an olaydan. Niye? Tamam, her neyse o zaman ben yardırayım. Şimdi maçtaki olay şu. Maç 3'e 5. Ama Dinamo Seth Rollins maçı 35 dakikası 32'sinde üstün. Mutant gibi adam dövüyorlar. Güçleri 150 mi nedir bilmiyorum. Anlamış da değilim. Ağır Ambrose fanı olmama rağmen yadırgadım yani bunu. Sonra olaylar bitmiyor. The Bar masaya falan bomba şey vuruyor. Finisher yapıyor. Ama masa kırılmıyor. Ambrose masa mutantlığını da kazanıyor Fatih'in deyişiyle. Sonra çöp kamyonu giriyor. Strowman'ı çöp kamyonuna sokuyorlar. Kane bir anda ihanet ediyor. Angle'ın kıyafet zaten bomba. Yelek giymiş adam. Shield yeleğini giyip gelmiş. Abi bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bak. Arkada şey gülüyor böyle kendi kendine. Ambrose analizi arkasından çıkıyor. Bak şöyle bir durum var. Masa mutantı Ambrose'dan abi. Monster Among çöp kamyonu Braun Strowman'a. Sonra ne var? Tüm böyle şov boyunca yarıda yatan bir kıtalar arası şampiyonumuz var. Bu adam bizim kıtalar arası şampiyonumuz. Sadece yattı plaj gibi de güreşleri gibi güreşlendi. Ondan canı sıkıldığı için gidip adama çok slam yapan Kane'e. Ona haklı. Sonra Kane şeyle niye kapıştı abi? Canı sıkıldı abi. Canı sıkıldı. İhanet vakti geldi. Big Show gibi. Baba maçta bir şeyi fark ettim. Yemin ediyorum, tamam mı? Abi Kane ve hani Roman Reigns yoktu. Abi Kane ve Strowman neden vardı ya? Bu adamların maçı çıkmasına gerek yokmuş yani. Abi ben bir şey demek istiyorum. Maçta yani, bunu çok net fark eden oldum bilmiyorum da. Ben yani, bunu söylemek... İlginçti bu arada, az önce Kurt Angle'ın ring kıyafetinden bahsettiniz. Baba kafayı bir kaldırdım. Kurt Angle olmuş. Roman Angle. Yemin ederim Roman Angle ya. Abi bir şey söyleyeyim mi bak. Ya. Şu resmi bir kez daha Skype'a ve şeye bırakıyorum bak. Chatbox'a bırakıyorum. Herkes bir daha bir baksın bak şu resmi. Şu resmi bir daha bir bakın. Radyo açalı 10 dakika oldu. Sürekli resim yorumluyoruz. YouTube'daki. Ya ben tabii etmiyor da bu. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir dakika. Söyle Taner, söyle de. Baba abi, koskoca Kurt Angle'ı Roman Angle olarak 10 sene sonra WWE ringine döndürmek, 12 sene sonra, 13 sene sonra hatta. Abi gerçekten son yılların en büyük golü ya. Bravo, burada ayakta. Olay bit. Bir şey söyleyeyim bak yani. Ben bunun üstüne Buğra. Geçen hani bir sürahi vardı ya, sürekli seni sinirini bozdu. Ben bunun üstüne bak o sürahiyi yeniden yere vuruyorum bak. Tüm tepkimi böyle gösteriyorum bak. Sürahi yapması yalnız. Abi durun yalnız. Abi bir şey diyeyim. Aranızda maçı beğenemeyeceğim ben mi varım? Sergio Marcel. Beğendik abi, biz maçı beğenmedik değil mi? Ben beğendim maçı. Ege beğenmedim diyor, sıkıntı orada işte. Ya o boş ver Ege. Ege Ambrose çok da yakın. Ya bak ben sana beğenmemiş. Ben bir konuşayım artık ya. Taner. Maçı komedi olarak izle. Tamam, sırayla beyler, sırayla. Kim konuşacak direkt, ondan sonra adam gibi gidelim. Ben bari bir cümle söyleyeyim de bir kenara çekileyim. Şunu söylemek istiyorum. Bu alelacele yapılan senaryoya şu yorumu yapabilir miyiz? Yani bu şirketin artık bir 200 sene bütünü modu Shield'dır. Ya yani bu ortaya çıktı yani. Başka bir alternatif yok gibi gözüküyor yani şu anda. Bütün başka planlar, bütün spotlar onların üzerine şey yapmışlar artık. Hep Shield başka, yani. Başka bir ürün çıkartabilecek malzemeleri var ellerinde fakat fikirleri yok abi. Geçen hafta Fatih'in çok güzel söylediği bir söz vardı. Senaryosuzluktan senaryo çıkmaz. Baba yok. Yok. Dönüyor, dolaşıyor. İş buna geliyor ya. Dönüyor, abi. Dolaşıyor. Bugün Survivor Series moduna gireceğiz derken bir bakıyoruz. Anasını satayım. Bragging Rights. Aa, bak sen. Aynen.
Yani bildiğin Breaking Night oldu yani bu Survivor serisi ya. Ya Survivor serisinin artık mantığı bu. Brand kavramını bu kadar güçlü uyguluyorsan Survivor serisinde de Survivor oluşunu, konsept maçını bunun üzerine kurgularsın. Ha, bence de ana kemerlerin, ana kemer şampiyonlarının, özellikle erkek ana kemer şampiyonlarının birbiriyle maça çıkıyor olması çok saçma bir şey. Ve resmen Jinder Mahal, dur lan buradan. Beyler, Mahal'a sonra gelelim. Mahal'a özel 15 dakika gireceğiz zaten, belli yani. Ha, hadi tamam, öteki tarafta Brock Lesnar. Ulan bu adam da bu pay-per-view'da görünsün ama dur, maç kaybetmeyecek bir maça çıksın üzerine kurgulanmış. İki isim içinde de bu geçerli, bomboş bir maç. Ama abi, Survivor serisi tutup da birader bu niye SmackDown Raw diyorsan baba kusura bakma, sen geçen seneki muhteşem Survivor serisi izlememişsin demektir. Sen ben bir şey üzüldüm miyim yani? İzleyebilir miyim? Akşam Shield'da niye bu kadar mutlaka görünüyoruz abi? Bir tane şey diyeyim, biz böyle olmasını beklemiyoruz yani. Niye bak şimdi, bu kadar yok işte mutlaka görünüyoruz? Ben bunu bekliyorum lan. Bak bunu bekleyerek izlediğin zaman maçı gayet keyifli geçiyor. Bunu bekleyerek izledim. Ben ciddi izledim böyle bir güreş seyircisi olarak. Ve şey, çok saçma buldum böyle booking yerlerde. Ama sonra gülmek, eğlenmek için izledim. Yani bayağı komedi bir maçtı bana kalırsa her anlamda. Bir de sanırım hani demiştik ya, bu Kane işte Roman Reigns'i geri döndü falan filan, işte Roman Reigns'i dövecek falan filan, işte o yüzden geri döndü dedik ya. Büyük ihtimal Roman Reigns Survivor Series'e kadar iyileşemeyecek sanırım. O yüzden şu an Kane'i Strowman'la feud'a sokmak için dün gece olay oldu diye düşünüyorum. Roman Reigns'in rolünü söyleyeyim mi size? Son show'da şey, Raw'ı kurtaracak Stone Cold hesabı. Bence de. Ya bir de SmackDown bir daha şey... bakacak. TLC'ye, Main Event'e illaki başka bir isim eklenebilirdi ama Kurt Angle eklenmesinin tek sebebi mesela ilerleyen yıllarda TLC 2010 dediğimiz zaman Kurt Angle'ın atılanmış olmasıdır yani. Şimdi biri sorduğu zaman Kurt Angle diyecek yani. Ya baba, bugün lisede beraber SmackDown Raw izlediğimiz bir arkadaş aradı beni. Bilader dedi, Goldberg döndü mü dedi. Aa, dedim bugünkü Raw Show'unu henüz izlemedim ama geçen sene Survivor Series zamanlarında dönmüştü dedim. Bilader Flash TV'deyken maçları çok güzel oluyordu. Goldberg döndüyse birkaç bölümünü izleyeyim dedi. Bak, Taner'in dediğine geleceğim. Büyük reklam. Kurt Angle'ın da dönmesi çok büyük reklam abi Survivor Series için. Yani bugün bana sen Taner anlatacak mı geldi. 15 sene önce Goldberg izlemiş adama bugün Goldberg geri döndü mü diye beni aratan şey nedir? O maçtaki reklam mı? Adam YouTube'da görmüş. Helal olsun. Dedim biz de baba gitmeyecek. Tabii Goldberg'i hiçbirimize iyi anmayacağı gerçeği son olaylardan sonra. Niye? Kardeş Paul Heyman iyi anıyor. Ben onu övdüm çünkü o hak ediyordu diyor yani bugün. Daha kendi ellerimle çevirdim. Hayır. Abi niye iyi anmıyorsunuz? Bana bir söylesenize. Abi Kevin Owens. Abi bir şey söylemiş. En neşanlardan birinin baş sahibi. Yılın. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O an tamam Goldberg'in, bak Kevin Owens fanboy olarak söylüyorum ben de bunu. Kevin Owens'ı yenmesi rezalet gibi gözüküyor ama oradaki asıl muhabbet Kevin Owens Chris Jericho feudunu başlatmaktı. Baba bir kere bak, doktor geçen sene bu radyoda çok güzel bir tez sunmuştu. Birader bu kemer nerede? Bu kemer neden title defense yapılmıyor? Bu kemer niçin ekranlar gözü önüne gelmiyor demişti. Doktor da demişti ki bu mevzu bahis title, WWE'nin şu an en yeni kemeri, haliyle promotion'ın en düşük kemeri. Bu kemere promotion kazandırmak için Brock Lesnar'ın uzun süre tutacağını ve bir sonraki rakibin çok sükseli bir şekilde kazanacağını düşünüyorum demişti. Ve aynen doktorun dediği noktaya geldik. Brock Lesnar da sonra WWE Universal Champion. İnanılmaz sükseli bir isim olacak. Sükse yaparak kazanan bir isim olacak. Ve Universal Title'ın gerçek değerini bize hissettirecek. Ha bu arada konu gene Main Event'ken konuşalım. The Miz. Abi bu adam kemerin değerini arttırdığından bahsediyordu. Bir iki aydır Title Defense yapmıyor ve en son Title Defense yaptığı isim Jeff Hardy. Ambrose bunu yapsa gömmüştü bütün. Yani ha. Çok doğru bir yere, nokta ayağına bastın.
çok tebrik ediyorum. Baba Ambrose da main event'ta bulunuyordu Shield'da ama United States Title savrulmuyor. Kayboldu. Adam kasırında gezdiriyordu lan. Hadi, hadi. Yalnız şöyle bakmak lazım. Şu an Demiz'in tek amacı canlanan Shield'ı tekrar momentum kastırmak yani. Demiz'in görevi şu an o yani. Adam ne yapsın? Beyler çok o zaman şu main event'i genel olarak nasıl buldunuz yani kısaca? Beğendiniz mi? Saçma mı buldunuz? Onu bir değerlendirelim. Abi bak bir şey söyleyeyim. Saçma değil de. Arkadaşlar beni konuşacağınız yoksa ben gideyim mi? Gerek yok mu bana? Sen ilahi direkt öp. Gitti. Dinliyoruz Numa. Hepimiz seni dinliyoruz şu an. Şu var. Abi dün geceki maçta aşağısı TLC'deki maçta olay şu zaten. Ya Strowman abi şu var hani gene çok komedi falan atılıp gösterildi ama Strowman dün gece o TLC'de çok güçlü gösterildi. Ben farkında mısınız? Yani üstüne abi masaya çok slam yedi. Üstüne sandalyeler döküldü. Adam ona rağmen ayağa kalktı. En son çok komedi atladı. Bu adam ya, büyük bence... ihtimalle bu adam büyük ihtimalle Survivor Series'de Kane'i çiğ çiğ yiyecek abi. Kane'in helvasını yemeye hazır olalım ben şimdiden. Bunu söylemek istiyorum ben de bu konuda. Abi asıl saçma olan Kane'in main event olması değil mi ya? Hala ya. Yani hala Kurt yani. Angle'ın kendi müziğiyle geri dönüş yapması maçın ortasında. Abi. O çok iyi ya. Çok iyi. Yemin ediyorum gözlerimden kan geldi. Dedim ki abi müzik çalıyor dedim. Herhalde dedim. Şey diyorum böyle. Bir de sabah bak. Altıda alarm kurdum bak. Ben şey yapıyorum. Stone Cold bir yere kurtarmaya gelmişti. Sanarsın öyle bir şey. Yani hayaller hayatlar. Ben pazartesi günleri bak PPV olduğu zaman sabah 6'ya alarm kuruyorum. Kalkıyorum main event'ini seyrediyorum. Sadece sonra uyuyorum bir daha merak ettiğimden sırf. Abi açtım ve uyuklayarak seyrediyorum. Kurt Angle'ın müziği çaldı. Dedim acaba main event yeni mi başlıyor? Oysa ki main event'in sonundayız. Ya... Abi... Yani çok ağır acele yaptılar çok belli ya. Bugünkü var ya çok acele yapmışlar belli. Aynen yani. Öyle. Acayip aceleye gelmişler. Abi hastalık var mecbur. Hiç düşünülmemişti üzerine. Hiç yani, düşün bak ortadaki bak ya bazı hayır, senaryolarda bak gör daha iyi bilir. Senaryolarda böyle anahtar noktalar vardı tamam mı? O anahtar noktaları iyi yakalayamamış bence bugün yani Booker'lar hiç iyi yakalayamamış. O mesela o Kurt Angle'ın olayı mesela unutulmuş. Yani üstüne hiç düşünülmemiş bence. Ne tepki verirler, ne olur, ne biter. Hiç konuşulmamış yani belli. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yine aynı konuyu aynı yere getiriyorum ama bak. Getir tüm abi. Tüm main event'e puanım ne biliyor musun? Bak tüm main event'e. O resim var ya o resmi bir daha açın. Seth Rollins'e Dean Ambrose'un surat ifadesine bakın. Bir de Kurt Angle'ın surat ifadesine bakın. Tüm şova puanım o bak benim. Ya o fotoğraf ne? O fotoğraf ne biliyor musun? Bakın. Biz nereye düştük? Ne yapıyoruz? Bizim amacımız ne? Yani, ya bir şey soracağım. Bu maçı izlerken gerçekten birader Roman Reigns maçta yok. Peki Strowman'la Kane neden var diye düşünmediniz mi ya? Ben evet. Abi şunu düşündüm. Abi niye koydunuz 5'e 3 yaptınız ya? Ay Kurt Angle'ı almışlar düşünürken... Roman Reigns'i Booking'ine yerleştirmişler bu kadar. Bak bir şey söyleyeyim ben düşündüm. Dedim sonra işte bir baktım çöp kutusu çöp kovası sesi geliyor. Çöp kovası da Strowman'ı eziyorlar. Sonra uyandım işte düşüncelerim dağıldı. Abi. Hikmet Zeybek ben de, düşündüm hep teşekkürler. Bir de en son Shield Triple Powerbomb'la bitirdiler abi olay. Abi Angle UA çekti. UA çekmedi çekemedi. Abi benim son zamanlarda izlediğim en güzel maçlardan biriydi ya. Abi ilk 5 abi ben eğlendim yani sonuçta geçen hafta ne dedi Fatih baba bu şirket bir entertainment şirketi dedi Alexa Bliss de muhteşem bir entertainmenter dedi doğru mu buna doğru dedik hepimiz The Miz çok güzel bir entertainmenter dedi doğru dedik hepimiz baba o zaman bu maçta 10 üzerinden 10 birader hadi 10 üzerinden 10 değilse 10 üzerinden 9.5 kusura bakmayın yani. Öyle. O yani böyle deyip de böyle yapmak biraz ikiyüzlük yani. Öyle. O zaman şunu soracağım. Nerede kaldı pay-per-view'un ciddiyeti? Abi bir dakika. Öyle ama izlediğim şey entertainment değildi. Komedi filmiydi. Entertainment şeklinde değerlendirmedim. Gür, senin dediğin bence live event değil yani. Burası bir TLC main event. Sen live event'ten sonuçta bahsetmiyorsun. Bence doğru burası çocuklarla adamların ayrıldığı yer dedik.
Haklısın. Buna katılıyorum ama yani Kurt Angle'a günah çıkartıldı birader ya. Kurt Angle de, dönmedi. Hala ringlere Kurt Angle dönmedi beyler. İzlediğimiz Roman başka Angle'da birisi. Abi dediğimiz üzere. Roman Angle birader ya. Abi, bu main event. Bu main event nerede olmuştu? Saçları mı duruyor zaten? Ya ta normal abi The Lone Man Emre Toker'in attığı ekran görüntüsünü radyo şeyi yap. YouTube'a radyo kapağı yap. Muhteşem ya. Bir şey söyleyeyim mi? Benim tepkim ne biliyor musun? Bak bak bak. Abi Angel'ın... yemin ediyorum yılın fotoğrafı ya. Bak 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 bak. Kurt Angle'ın sonundaki çocuk var ya, o benim tepkim işte, bak bak bak. Kurt Angle'ın sonundaki çocuğa bak. Aynı o. Gülmedim. Aynen oyum ben yani. Abi, oğlum Emre gasp ediyorsun şu an, bak yapma. Yemin ederim öyle sans tablosu gibi ya. Soldaki çocuğa bak. Yılın fotoğrafı. Abi Ambrose'a bakın, Ambrose'a. Ortada kendi kendine shield bump yapıyor. Adam yok. Kurt Angle şeydi. Şimdi sıçtık beyler. Abi bak hepsi, bak hepsi ayrı bir yerdir. Ambrose ciddiyetle böyle bump yapıyor. Seth Rollins seyirciye dövüştürüyor. Kurt Angle zaten ne yapıyor belli değil. Soldaki çocuk diye böyle şirketim ben. Abi Ambrose başta 2 dakika falan dayak yedi yalnız. Böyle çok ilginç değil miydi? Gerçekten bu fotoğrafın üzerine bir saat daha konuşulur ya. Bana al bak, ben şunu Skype'a atıyorum, muhakkak bunu şey yap bak. Abi Angle'ın gelir gelmez Cesaro ve Sheamus'ı direkt dövmesi finisher'larla. Tam abi biz nereye düştük? Fotoğrafı yemin ediyorum ya. Evet. Ben buraya diğer segmente geçelim. Masaüstü resmi yapıyorum. Çok hak ediyor yani. Ege yürüten diğer segmente geçelim. Bravo açılışı aşağı yukarı belli oldu. Yine main event'ta konuşuruz. O zaman rotamızı Survivor Series'e salalım. 4 tane maç açıklandı. Önce sırayla kısaca değerlendirme tahminlerimizi yapalım. Kim alır diye. İlk maç Dean Ambrose, Seth Rollins vs. The Usos. Ben bu maçtan çok şey bekliyorum. Yani şovu çalacak maç olabilir bu ring içi kalitesi olarak. Ama kazanan taraf Shield olur diyorum. Abi bence de Shield olur. Şu yüzden Shield olur. Çünkü Royal Rumble'a full momentumla giden bir Shield'ım Royal Rumble'da maçı kaybedip, kemerleri de kaybedip sonra birbirlerinin düşmesi senaryosu konuşulduğu söyleniyor. Tabii bu kesin bir şey değil. Her zaman olduğu gibi. Bu yüzden bence The Usos engelini Shield geçecektir. Ring içine baktığımız zaman biz burada 5.5-5.75 deriz. Meltzer 4.25 verir. Hani bilmiyorum. Yani susarız kalırız. Sonra bu işte maçın... WhatsApp grubundan Meltzer'e sövmeye başlarız falan. Aynı şeyler yani. Çok bir bu maçın ayarlanma sebebi isimlerden çok ring içi kalite olacağından, yani pek o isimlere bakmamak lazım. Ben şu an yani en onun, çok ring içi kaliteye bakıyorum. Şey söyleyeyim, onun bir altına bakarsan zaten orada zaten ring içi kalitenin dibi var. Bak o satırın bir altında. Oku Ege orayı. The Miz vs. Baron Corbin. Al. Beyler şimdi Usos baba, diyen var mı? Bir dakika, bir dakika. Tahmin olarak. Yok. Şunu söyleyeceğim. Dave Meltzer hakkında. Mehmet Dinler'in Dave Meltzer hakkında bu radyoda ilk söylediği şey şuydu. Bu adamın federasyonlar arası güreş stilini baz alarak kesinlikle maç değerlendirmesi yaptığı yok. Bu adam kafasında olan güreş stiline göre yanıt bulduğu federasyona yüksek puan veriyor dedi. Çok doğru. WWE'nin peki bunda bir yanlışlık var mı? Bence yok. Bence %100 var. Ya abi Güney Amerika'da abi adam sonuçta otorite değil ki. Hayır. Bir dakika. Otorite değil. Kendi yorumunu yapıyor. Siz ciddi alıyorsunuz. Ben ciddi almıyorum mesela. Bir dakika, bir dakika. Şu an konu ne? Ben yeni geldim. Hayırdır? İsterse yani, adam her maça bir verir yani. Adamın kendi düşüncesi, siz niye kale alıyorsunuz? Şampiyon Mester mi abi? O adam evet. Bak o adam sana ben bir şey söyleyeyim. İsterse çıksın desin ki ben WWE'nin hiçbir şovunu yorumlamıyorum. Hepsi leş maçlar. Ben saygı duyarım. Ama bu adamın yorumlarını bas alıp, yani bizim forumu kastetmiyorum. Bizim forumda zaten bir veya iki kişi haricinde şey yok. Adam akıllı, çok böyle güreş otoritesi insan yok. Güreş bilen insan yok. Yabancı forumlarda da bir de bu adamın yorumuna saklanıp, mesela bak ben yabancı foruma girdim. Hatta şey dedim, yayında söyledim. Meltzer dedim 5 puan vermeyecekmiş dedim o zaman. Burak'a da 6 verir o zaman dedi. Bu adam 5 vermeyeceğini yazdı.
altındaki yorumlara bakıyorum böyle, abi zaten ne 5'i 5 hak etmiyor. Ben olsam 2 verirdim falan. Bahsettiğim maç Helen'le Sel maçı. New Day ile şey arasında. Ya Uzo maçında. Abi isterse 5 versin Sebi. Beni hiç ilgilendirmiyor ki. Ben kendi yorum yaparım. Şey yap geçerim yani. Şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Şuraya bağlayacağım. Bu adamın yani ben de bugün çıkıp bir Reddit hesabı açıp yorumlamaya başlayabilirim kendime. Çünkü Reddit şey bir o platform. Yani istediğimi yaparım. Parayı basıp forum açarım. Ben de yorumlarım. Oralar dert değil. Ama bu adamın böyle saçma yorumlarla bir de şey yapıp bu kadar gaz alıp yükseltilmesi benim... Abi gözüm. Ama bak şöyle bir şey var. Sana saçma geliyor. Herkese saçma gelmiyor. Öyle. Millete saçma gelmiyor. Sana geliyor, bana geliyor. Anladın mı? Abi, ben o kesin bir şey yok yani. O zaman sana bir şey soracağım Daner. Son bir soru soracağım. New Day Usos maçı kaç hak ediyordu sence? Ya bak bana da göre de 5 hak ediyordu en kötü. Ben zaten 4.75. Kaç verdi Messer? 4. 4.25 mi ne verdi? Ben diyorum ki ve olabilir. Bak, altına, olabilir. Ben bu konunun altına 4 bile fazla 3.5 ver abi diyenler gördüm. Benim de konum bu kadar. Ben çekiliyorum, konuyu da kapatalım dağıtmayalım. Abi bence Messer konuşma bile saçma. O adam normal bir insan yorum yapıyor yani. Biz çok kayla alıyor. Yani. Ben kayla almıyorum. Siz çok kayla alıyorsunuz. Sen Taner. Bu kadar çok kayla almasını kayla alıyorum ben biraz. Ya, o da olabilir. Abi, o da güzel bir şey. Bir şey diyebilir miyim? Abi bu adam gazeteci değil mi? Öyle geçmiyor bu adam sonuçta? Bir gazeteci olarak geçiyor değil mi? Gazeteci canım. Bunun üzerine yok. O zaman abi bu adamın hiçbir şekilde bir şeyini konuşmaz abi. Abi gazeteci dediğin adam abi objektif olacak abi bir kere. Subjektif olmayacak abi. Bitmiştir olay. Ya katılıyorum. O bir kere objektif olduğunu söyleyen bir adam olduğu için bu kadar eleştiri alıyor. Öte yandan. Objektif değil. Nedenini soruyorsun. Hayır nedenini soruyorlar Twitter'da. Baba diyor... Çünkü güreş bu diyor. Çünkü profesyonel güreş diyor, böyle yapılmalı diyor. Ama Demetser'in atladığı nokta şu. Baba Güney Amerika'da bir Lucha Libre var. Kuzey Avrupa'da seri teknik stil var. Uzak Doğu'da sert teknikli ortalama olup yine temposuz bir güreş stili var. Ve Orta Amerika'da ise bunların harmanlandığı bir yer. WWE'nin ring içi kalitesinin zirve yaptığı noktalarda Dave Meltzer'in kafasındakiyle uyuşmadığı için güreş tanımlamasıyla onlara düşük puan verdi. Mesela Eyle. Bizim çok övdüğümüz maça 3.75 verdi. Demek istediğim şey şu, Ege'cim hemen bağlıyorum. Dave Meltzer'i dikkate alıyorsak yani bunu kafasındaki güreşi objektif olarak bizlere yansıttığı için öyle bir dikkat seviyesiyle yorumlamalıyız. Şu an 30 kişi var mesela chatte. 30'unda farklı güreş stillerinden keyif aldığını biliyoruz. Ama Dave Meltzer puanlamalarına göre torrentten maç indiriyorsa ki bunu yapan çok güreş takipçisi var. Ya çok fazla var. Yani değmezler bir yargı kaynağıdır. Beğensek de beğenmesek de, kale alsak da almasak da insanların kale alıyor olması bizim konuşmamıza sebebiyet veriyor. Evet bu kadar. Son bir cümle söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Son bir cümle sonra kapat konuyu direkt ben de uzatmayacağım. Abi Meltzer çıkıp desek ki baba bu benim yorumum siz ne yapıyorsunuz beni ilgilendirmezsin de düşündünüz dese eyvallah bu adam çıkıp bu yorumları yapıp bir de ben objektif gazeteciyim. Bunu iddia ediyor. Yani bu adam çıkıp dese ki baba ben WWE'yi sevmiyorum. New Day'in de Allah belasını versin. Usos'un da Allah belasını versin. Hell in a Cell'in de Allah belasını versin. Hepinizin Allah belasını versin. Ben bu maça 2 veriyorum desin. Gıkım çıkarsa şerefsizim. Ama bu adam çıkıp bir de bunun üstüne ben objektifim diyor. Bu kadar. Şimdi de kapatalım konuyu. Beyler TLC Main Event konuştuk değil mi böyle güle güle? Evet. O zaman Usos diyen var mı aramızda tahmin olarak? Yok. Ben Usos'un kazanmasını istiyorum da olmayacak ama tabii. Ama onların kazanmasını istiyorum ben. Bir Usos fanboy olarak. Al işte. Ya o benim zaman... için beraber evli bir sefer ring içi kaliteyi bekliyorum sadece. Merak ediyorum. Evet, ben çok büyük bir maç bekliyorum ring içi olarak. Çok maçı da bilmiyorum bakalım. Maç. İkinci maça geçelim. Ring içi olarak bir şey vaat etmeyen bir maç çoğumuza göre. The Miz vs Baron Corbin. İkinci kemerler şampiyonları. Yani ben Baron Corbin'in sıkıcı bir maç sonunda alacağını düşünüyorum. Yani Miz'in yavaş yavaş, Miz'in zaten yavaş yavaş şey olacak. Maryse'in hamileliğinden dolayı geriye çekeceğini düşünüyorum.
Büyük ihtimalle burada zaten şeyde bir momentum kaybetti. Feud'da TLC Angle'dan tuş olarak biraz daha momentum kaybetti. Baron Corbin'le bayağı bir momentum kaybedecek. Midcard kemerler arasında en düşüğü ben taşıyorum diye. Ondan sonra Grab Show'da veya PPV'sinde de zaten şey yapılacağını düşünüyorum. Miz'in kemeri bırakacağını düşünüyorum. Bence de öyle. Sonra gideceğini düşünüyorum yani. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Ve Baron Corbin'in maçı çok uzun olmayan bir maçta en sonunda bir end of days vururum. Maçı kazanmadan düşünüyorum ben yani. Rahat kazanacak Baron Corbin. Öyle o SGI'yi kapat ama. SGI'yi kapat da arkadaki bir yayın ayrıca Baron Corbin de WrestleMania'ya United States kemeriyle gideceğini düşünüyorum ayrıca. Şöyle bir şey var. Kurt Angle'ın sizce bunu şovun başında değil de SmackDown'un verdiği baskından sonra gelecek hafta Shane'le bu maçlara karar verdik diye duyurmuş olması daha heyecan verici ve senaryoya bağlı şekilde ve hype'lama gücü daha yüksek bir momentumu olan şekilde kurgulanamaz mıydı arkadaşlar? Abi ben direkt buradan yorumlayayım mı? Yani main event'e de sarkacak şekilde yoksa main event'i karıştırmayayım mı? Main event'i ekstra öveceğiz daha dur. Tamam o zaman sadece burayı söyleyeyim abi. Zaten şey söyledi burası için sadece main event'in ilerisi için değil. Burası için zaten Shane'le oturduk konuştuk diye söyledi o zaman. Bu kadarını söyleyeyim sadece. Yani tamam. Shane oraya çıkmadı ama biz oturup Shane'le konuştuk böyle anlaştık diye belirtti zaten konuşmasının başında. Ama işte demek istediğim şey şu. Bir şey yargı görmedik. Baba bunlar niye maç yapıyor? Kimse bilmiyor. Neden işte maç yapacak? Çünkü SmackDown baskın verdiği kızlığını bozdu Raw'ın gibisinden gelseydi muhabbet. Gelecek haftaya böyle sarksaydı. Yani senaryoda kafamızdan maç senaryosu da birleşmiş olurdu bir yandan. Ya bir şey bağlanmıyor ya. Konu bağlanmıyor yani. Konu bağlanmıyor. Mesela çıktılar dediler ki Raw vs SmackDown yapacağız dediler. Sonra işte bir baktık. Hele bak bir de çok trajikomik bir olay var. Bak yine fark ettim. Mal geçen hafta çıktı. Ahmet'e selam olsun. Mal geçen hafta çıktı dedi ki işte ben dedi meydan okuyorum dedi en iyi ana kemer şampiyonu benim dedi. Sonra dediler ki Brock Lesnar bir dahaki hafta cevap verecek. Hemen anında. Brock Lesnar cevap verene kadar pazartesi gününe çıkana kadar 27 farklı mecradan maçı duyurdular. Baba ne yapıyorsunuz? Ya biz de biliyoruz maçın olacağını. Bu kadar zeki olmanıza gerek yok. Bırak senaryoya göre gitsin. He? Doğru. Bırak Lesnar hani konuşsun. Birader sen ne ayaksın ya desin. Bak şu an YouTube kanalımızda büyük ihtimalle bunun altındaki videoda ben bunu kendi ellerimle çevirdim. Bas bas bağırıyor işte diyor savunan diyor. Tartışmasız diyor. En iyi diyor. Evrensel şampiyon diyor. Brock Lesnar diyor. Senin teklifini kabul etti diyor. Ulan bir saat önce WWE'nin Facebook sayfasında yayınlandı. Ne bağırıyorsun? Muhabbet bu. Zayıf. Senaryo çok zayıf. Hani ne yırtıyor kendini? Biz zaten internete giren adam gördü onu. Sen niye bağırıyorsun? Arkadaşlar ben yayından atılmak istiyorum. Bu yüzden ya da ben yayından çıkıyorum şu anlık. Size devam olsun. Kilit kelimeyi söyle öyle atayım seni. Hadi be çık, söylemeden git. Attım. Söylemeden at. Sana o kadar yeter. Tamam o zaman. 4-0 Baron Corbin diyoruz o zaman. Lan yorum yapıp geçtim. Öyle bir şey yaptım. Geçem haftası yemeğe bir saniye. Ya ilahi direkt diyeceksin işte. Yok be ya dedim çektin lan. Hadi. Abi yani o şeye konusunu mu atıyordum ben de işte Fatih'in deli lesna konusunu mu atıyordum. Abi adamlar bir haftadan beri maçı duyuruyorlar. Ben çıkmışım işte teknikimi kabul ediyorum. Bir host eder adama ya bir host yani. Hadi Numa söyle de atalım hadi. Hadi ben gidiyorum gençler söylemeyeceğim onu. Öyle söyle hadi. Ya oğlum ya söyletin şuna ya. Neyse abi. Hadi. Devam çok konuştu yeter. O zaman 3-0 diyorum. 4-0 Baron Corbin diyoruz o zaman. Evet. Biz diyen yok. Kadınlara saralım o zaman. Alexa Bliss, Natalya bu sefer de kadınların şampiyonları karşı karşıya. Abi Natalya'dan... Baba Alexa Bliss'in tekrar kemer kaybetmeyecek olması bu şovdu da. Alexa Bliss'e şeref didiçiyle maç... Sal yakamızı sıktın artık ya. Abi Türk karşısında maç, TLC'deki maç, ha elbow. DDT. Tebrikler. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Bu adam diyorum, pardon. Alexa Bliss, bak şu Natalya ismini görünce sol tarafta insan Mickey James kölesi gelmiyor mu?
Ben Charlotte istiyorum tam ya. Alexa Charlotte. Of. Abi olmaz. Bak şu an söylüyorum. Bak Alexa Bliss'in yerine şuraya Mickey'yi koy. Mickey o maçı çıksın, bir nostalji yaşatsın. Bir de sonraki hafta pazartesi günü kaybettir kemeri. Ama ne Alexa Bliss ne Natalya ring içi iyi olan kadınlar da değil. Alexa, Mickey James en azından biraz daha olayları organize etmeyi biliyor. Tecrübesi var. Natalya zaten 5 sene arkadaşı yardakçı olarak dolaştı. Çok bir bilgisi yok. Alexa Bliss daha yeni DDT ile maç bitiyor. Abi ama Natalya en azından ama bak Natalya zaten Charlotte'a uyum sağlayabilen bir kadın. Mickey James'e de bu uyum sağlardı. Mickey James'in ring içi bilgisini bunu aktarırlardı. Bir şekilde kapatırlardı defteri. Biz de derdik ki en az Emma Asuka maçı kadar güzel olabilecek bir maç derdik. Bu arada hemen bir parantez açıp kapatıyorum. Oraya girmeden Asuka Emma maçı bu senenin en iyi kadınlar maçı olabilir. Kapattım. Raw? TLC hangisi? TLC'deki. TLC'deki. Yani bilmiyorum. Çok isterim açıkçası. Bu maçın olması da değil de kemeri değişmesini isterim ya. Daha farklı bir maça evrilmesini istiyorum bunun. Alexa Natalya çok sönük kalıyor be. Hele bir de Alexa gibi şöyle bir profil var elimizde. Kafayı turnbuckle'a vuruyor. DDT yapıp maç kazanıyor. Son 3 PPV'dir böyle. Hatta 4-5. Kaça kadar giderse. Alexa'nın sıkmasından çok Alexa'nın rakibi çok yani uyumlu değil. Yani o kimya olayı çok önemli ya. Yok yani. Ege. Kimyaları da uymuyor. Ege şuraya bir bak. Çabuk bak. Pardon yayını böldüm, devam edin. Şuraya bir bak. Çıldırıyorum. Ya yeter artık. Neyse devam et abi. Tutamadım kendimi atmakta, kusura bakmayın. Hayır, ya yeter artık abi. Saat 30-40 dakika oldu. Yarım saatini şey yaptık. Foto yorumladık. Yeter. Son abi. Verin artık. Şunu söyleyecek Taner. Peki Taner, şöyle bir anti soru sorayım. Hem sana hem Chatbox'a. Acaba Alexa Bliss mi rakibine uyum sağlayamayanlardan, yoksa Alexa Bliss'in yeteneği mi bu konuda? Şu anlık bence Alexa Bliss uyum sağlayamıyor. Kesinlikle şu an sağlayamıyor Mickey James'e. O yüzden sıktı yani. Bence yani. Uyum sağladım. Mickey James'in ring içi bence daha iyi tabii ki de. Evet. Ya Alexa daha çok taze şimdi. Öyle bir durum da var ki ring içi. Bu kadar tazeyken 8 aydır kemer taşıyor mesela. O da iyiymiş. Hatta sizce bu mu garip? Sizce bu mu garip? Yoksa hala Alexa'nın kemer taşıması mı garip? Ki ikisi de aynı soru ol ama gariplik içinde gariplik gibi ya. Inception ya gibi yani. Daner bir sözünü kesiyorum, kusura bakma. Alexa'nın daha 6 ay daha kemer koruyacak olması WrestleMania'ya kadar. Abi kadınlar divizyonunda ben şu an o ilk başlarda ve ortalarında aldığım keyfin yarısını almıyorum ya. Vallahi alamıyorum yani. Doğru. Şu an tek fokuslandığımız olay Sasha ile Bayley mi yani? Onların gireceği favorite mu? Gene Sasha haberleri için intro yapacak. Mükemmel ya, bu hikayeyi bırak. Şimdi hikaye değil, mükemmel çıktı. Tamam oğlum, o haberler 2 yıldır çıkıyor. Şimdi Taner'in söylediği bir parmak bastığı çok güzel bir nokta var. Abi kadınlar devrimini Mick Foley mi yapmıştı ya? Nerede baba kadınlar devrimi? Harbiden ya. Nerede? Hani abi güreşen kadınlar? Ne oldu? Mickey James Alexa Bliss'in kalçasını tokatladı. Yine cinsellik geri mi döndü kadınlara? Seyirciler mutlu oldu. Acaba olay bu mu? Ya bir Alexa saniye. Bliss'e tamam mı? Ana kemer şampiyonu Alexa Bliss'e seviye o olur arkadaş. Bir dakika. Eren acaba... Nursonmuş. Bu arada hemen Taner sözü veriyorum. SmackDown takımına Charlotte, Raw takımına Asuka eklenir mi? Evet. Evet. Ya olabilir de ben şunu soracağım. Acaba şirket umudu kesti mi? Bak bu önemli. Umudu mu kestiler acaba? O yüksek umutları kestiler mi? Ne oldu acaba? Bir şeyler yani oldu yani belli. Sence alttan bu kadar jenerasyon geliyorken, güçlü isimler geliyorken kemerleri Lana'larda, işte Alexa Bliss'lerde, Naomi'lerde gibi isimlerde mi oyalamak istersin? Yoksa birader çıkar şu alttan adamlar, hadi deyip yukarıya mı taşımak istersin daha da kadınlar devrimini? Eğer devrim diyorsak o ikinci dediğini yaparız tabii ki de. Ama hala 2010'daki hep aynı feudlarda gidecek olursak ilk dediğini yapardım. Ama devrim diyoruz. Hani çok övdük. İkinci dediğini yaparım yani.
O zaman artık açılışı Brock Lesnar Mahal'ı segmentinde konuşalım uzun uzun. Ondan sonra Miz falan geliyor, Miz ve tayfası. Ondan sonra Shield müziği çalıyor. Ambrose Rollins falan geliyor. Miz gene bunlara sallıyor. Angle'da işte bir adam daha gelecek diyor. O isim de gene AJ Styles. TLC'de maça çıkan AJ Styles. AJ Styles'a buradan çıkaralım mı Finn Balor'la maçına? Bir şey söyleyeyim mi? Sen devam et. Ben bir şey araya gireceğim ondan sonra. Sen gir. Ben size soracağım. AJ Styles'ın bu eklenmesi mühim değil. Maç 10 numaraydı. Raw'dakinden bahsediyorum. Çok güzel maç izledik. Sıkıntı olan ne biliyor musunuz? Main event'te tekrardan Shield'e saldırması. Ya bir gariplik yok mu abi burada? Abi onu çok çok konuşacağız. Uzun detaylarıyla, nedenleriyle. Saçmalık yani, saçmalıklar tamam, var yani o belli. Tamam, brand sevdası, tamam hani bağlısınız. Eminim tamam buna da yani burada bir... Yani nerede yani? Ciddiyet abi nerede? Niye çıktı ki zaten o maç AJ Styles? Onu bak, onu anladım. Bak maç da çok güzel. Onu da anladım. Eyvallah, çok güzel maç izledik. Ben sana cevap seyircilerin... vereyim. Bir adam bulamadılar. O da olabilir. Abi seyircilerin AJ Styles'i destek falan çok güzeldi. Ona hiçbir şey demiyorum ama yapmayın abi hani. O main event orası booking. Niye saldırtıyorsun abi? Ama AJ Styles'in en arkada durmasını fark ettiniz mi? Saldırılarında hep. En arkada AJ Styles. Hep gülüyordu böyle. Yok, Ambrose'a saldırırken valla en öndeydi direkt. Ben bir yere baktım hani o ara şey backstage'de arkada duruyordu. En sonradan öne geçti yani. Hep böyle arkada sırıtıyordu. Neden ne yapıyoruz biz galiba? Böyle bir sırıtıyordu yani. O zaman Finn Balor'la maçını da konuşalım. Hazır AJ Styles'a konusu geçmişken. TLC'deki en önemli ikinci maç. Yani çok beğendim. Çok güzel maçtı. Çok ben güzel. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer hani Ambrose'la Rollins'in takım arkadaşı Finn Balor olsaydı da AJ Styles dördüncü isim olarak gelseydi eğer Raw ringine, ulan dün bunlar kurt işareti The Club falan filan yaptılar, dur bakalım güzel bir maç olacak diye senaryoda birleştirirdim kafada, ama tutup da yani Shield'ın yanına AJ Styles'ı koymak çok bir hayli ilginçti. Çünkü bir brand muhabbeti var. Hani brand kavramını çürütüyorsun burada. Ondan sonra tutup sonlara doğru kafasına bindiriyorsun. Yani şükredelim edelim bence. AJ Styles'e de şükredelim. En azından Big Show gelebilirdi yani. Son yılların senaryo ve kurgu olarak, prodüksiyon olarak en kötü WWE'sini izliyoruz. Berbat yani, değerlendirebilecek, puanlayacak bir şey yok. Chatbox'taki arkadaşların fikrini de merak ediyoruz. Şunu... Duygusallığı bırakıp şunu sormak lazım. Güler'e sormak istiyorum özellikle. Hadi duygusallığı bırakalım. Sene olmuş 2017-2018'e gireceğiz. Koskoca WWE. Abi koskoca bir pay-per-view'un konsepti çok güzel. Reklam kaynağı Kurt Angle mı abi? Bu mu olmalıydı yani? Sana ben bir şey söyleyeyim. Sizce mantıklı geliyor mu? Çıkacak bak, o kadar rezil durumdakiler ki şu an. Attitude Era'nın onları kurtaracağını sanıyorlar. Bak ben sana söyleyeyim, WrestleMania'ya doğru Drak da dönecek. At fava bekle. Ya bak, böyle giderse dönebilir. Dönecek zaten. Triple H'le eğer o konuşulan maç olursa ben çok memnun kalırım yani. O Triple H'le o bir ara hani back şey olmuştu yani. Arkada bir konuşmaları geçmişti. Eskileri adına falan. Onu bağlarlarsa güzel olur. Yani bu arada ben TLC'de şunu fark ettim. Şirketin geçen yılki gibi aynısı. Shield'dan başka dediğiniz gibi hiçbir planı yok yani. Shield'dan ben dedim ya 2-3 sene belli yani plan Shield yani. Shield da yok Shield. Zaten ha. Artık Shield da yok yani. Abi bak ben geçen hafta söyledim. Bak ciddi yorum yapıyorum. Sabahtan beri trollüyoruz falan. Ben geçen hafta söyledim, dedim ki ben dedim Konya'da dedim kıçkırık bir yurtta oturup diyorsam ki bu şirket neden Shield'a şey yapıyor diye düşünüyorsam sadece tüm planları Shield'a diye. Bu ben adamlar WWE Headquarters'da 32. kattaki toplantı salonunda bunu düşünmek zorundalar. Zorundalar abi, sen dünya çapında takip edilen bir şirketsin. Dünya çapında gelirlerin var. Sen ne yapıyorsun? Nasıl bir mantık bu? Ya sen niye böyle zaten... sen niye Brock Lesnar'ın sadece belli tarihlerde görülebileceği bir kontrata imza atıyorsun? Sen bu adama mecbur musun? Muhtaç mısın sen bu adama? Bu adam giderse WWE'yi bırakacak kaç kişi var? Allah aşkına kaç kişi var? Ya senin dediğini evet, şöyle destekleyeyim. Asaf Şahin demiş. Hemen Asaf Şahin'le dediğini okuyayım. Devam et Taner. WrestleMania 33'ten beri WWE izliyorum. Eski maçları tekrar tekrar izliyorum.
ve diyorum ki ben ne izlemişim. Ya, şu an öyle bir dönemdeyiz. Sevinciliğe gerek yok da şu anki durum harbiden öyle yani. Hayır, yani eski maçlardan kastı sadece ring içi değil. Muhakkak senaryo da var. Muhakkak kurgu da var. Muhakkak maç momentum. Senaryo diyorsan 2009 senesi bence senaryo anlamında çok kaliteliydi ya. Bir sürü örnekler var McManus. Yani çok güzel. Abi bak 2009 senesi WWE'nin altın yıllarından biridir. Jeff Hardy CM Punk olayı biliyorsunuz. Edge falan. Hani ne bileyim McManus'la Randy Orton'un hani legacy. Abi çok güzeldi 2000. Yani o konuyu şunu söyleyeyim. Evet anladım seni. Herkes anladı Taner. Jason Jordan'a geçeceğiz galiba sıradaki segment. Jason Jordan oraya da bir giriş yapalım. İlk maç mı? Konuştuk oğlum ilk maçı. Tamam o zaman face takım kazandı deyip geçelim o zaman. Yani. Güzeldi. Yani Jason Jordan'a geçeceğiz şimdi galiba. Code Blue benim ağzımdakileri almış, söylemiş. Demiş ki senaryoların üstüne girmiyor. Yani senaryolar işlenmiyor. Mesela Jason Jordan senaryosu demiş. Kurt Angle'ın çocuğu dediler, konuşuldu, sonra unutuldu. Bir senaryo yazılıyor, ilgi çekmezse üstüne girilmiyor. Bir yere bağlı. Abi mükemmel. Abi bir dakika. Mükemmel. Jason abi bir şey Jordan, söyleyebilir miyim bak? Bak Jason Jordan beyler sırayla. Bugün salt ve sek yeteneğe sahip olup da senaryo bazında muhteşem bir momentum toplayabileceği örneğe sokulup hiçbir şey yapılmayan bir güreşçi. Ama şöyle bir şey var. WWE'nin senaryosunu özetliyor. Bir dakika Fatih. Ya bunda bence Jason Jordan'ın bir suçu yok. Bakın bence kesinlikle. Güvenmeyen booker'lar da var. Güvenmeyen booker'lar da var. Abi üstüne abi, gidilmesi bir, lazım. Bak bir ona bakarsan mahallinde bir suçu yok. Booking ekibinin hatası. İkincisi şu var. Bak Kevin Owens, Shane McMahon. Benim bu yıl içinde izlediğim en iyi feud'du. Aksini iddia eden var mı? WrestleMania'dan sonrasını kastediyorum. Daha iyi bir feud izleyen var mı? Yok. Ya WrestleMania'dan sonrasını kastediyorsan haklısın. Bak şimdi. Bu adamların feud başlangıcı Kevin Owens'ın Shake-Up'tan sonra return yaptığı ilk Talking Smack'te başladı. Bunlar hafif hafif birbirine atışmaya başladılar. Böyle hafif hafif laf atmaya başladılar birbirlerine. Hiç kimsenin fark etmeyeceği şekilde. Mesela Kevin Owens çıktı dedi ki ben draftta beni sizin seçmenizi bekliyordum dedi. Dedi yeterince iyi değildin dedi. Mesela Shane McMahon hala da o yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum falan yaptı bak. Ne zaman kanka bekliyorum? Öyle diyorsun da. Bak, bir saniye. Bir seneden beri laf çakıyor yani Daniel Bryan'ı. Bak onu demiyorum ben Shane McMahon'dan bahsediyorum şu an. Bak Backlash'ten öncesinden bahsediyorum. Backlash'ten öncesinden beri bu iş işleniyor. Işte. Bu iş ne oldu? Geldim. Gençler geri geldim. Oğlum bir dur da kesme sözümü. Backlash'ten öncesinden beri bu feud işleniyor. Hiç kimse fark etti mi şeye kadar? SummerSlam'a kadar böyle bir şey fark etti mi? Fark etmedi. Bizim o kadar çok sövdüğümüz Road Dog nasıl bir iş çıkardı ortaya? Muhteşem. Bu kadar abi. Eğer bir senaryo kuruyorsan o senaryonun sonuna gideceksin abi. Bu kadar. Jason Jordan, Kurt Angle. O kadar güzel işlenebilirdi ki WrestleMania'ya Kurt Angle vs. Jason Jordan maçı bile çıkardı. O zaman şeye geçelim artık yani. Maçtan sonraki olaydan sonra direkt promoya bağlayalım olayı. Ambrose Rollins ve Styles maçı kazandı bildiğiniz üzere. Balor Styles konuştuk değil mi biz şu anda? Baya karışık gidiyoruz. Evet konuştuk. Taner sesin gelmiyor bu arada haberin olsun. Kane ringde. Konuşmadı zaten mi? Kane işte Styles Ambrose Rollins'i dövüyor. Hill tarafında desteğiyle. Miz, Cesaro, Sheamus falan filan. Ondan sonra Kane Storm'un hakkında promo kesiyor. Ondan sonra Finn Balor geliyor. Ve çok üzücü bir sonuç itibariyle. Kane üst üste 3 chokeslam vuruyor. Finn Balor yerde. Bu adam dün AJ Styles'e tuş ediyor. Ama bugün Kane 3 chokeslamle bunu mahvediyor. Şaka gibi gerçekten. Sözü size sayıyorum. Aradaki farkı söyleyeyim mi? Ya boya deme abi, ya. Boya. Abi şu var bak. Dinle bak. Aga bence bir hemen dalmayalım da bir Ege söz hakkı versin öyle şey yapalım. Çünkü çok karışıyor. Dur ben şunu söyleyeyim de çıkıp tutacağım. Çerpten odak olmuyorum bu konu hakkında. Abi Finn Balor'u şu anda Demon King halindeyken WWE'de yenecek adam yok. Lesnar. Nokta.
O bile yenemez şu anda. O halde Kenan'ı. Yenemez. Şu anda yenemez. Şu anda. Zamanı geldi yenecek. Yani şu anda Demon King Carly'de yenecek hali yok. O yüzden ben baktığımdan ceketli bir meketli hale geldi. Dedim Kane bunu parçalar abi. Daha ringe gelirken dedim yani. Belliyiz maçın sonucunda. Da ben 3 sosyalini beklemiyordum. Kane'in hala güçlü gösterilmeye çalışılması beni çok üzüyor şu anda. Ya bu bunun amacı tek sebebi yıllardan beri gösterdiği sadakattir bence. Vince McMahon'ın çok burada şey aldığını düşünüyorum. Başrol. Yani hala Kane'e güçlü gösterme sebebi falan bence bu olabilir yani. İşte biz acı çekiyoruz. Ya orası. Gür senin yorumlarını neler? Gür sen ne diyorsun aynen. Kane hakkında. Kane'in Balor'u 3 çok slamle yere yıkışı. Evet, ondan Finn Balor'ın hani bu federasyonun ilk gün ana kemerinin, Raw ana kemerinin ilk şampiyonu, ana kemer adaylarından biri ve bu kadar çok sıklet farkının dem vurulduğu bir maçta bu kadar çok ezilerek yenilmesine açıkçası üzüldüm. Galiba Finn Balor bu gidişle 205 live'a falan geçecek. Abi yok, bu adam Brock Lesnar'a girmeyecek miydi? Hayatta katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Finn Balor. Yani badanasız diyeceğim ama yani başka söyleyecek bir kelimem yok. Herhangi bir hakaret için söylemiyorum. Badanasız haliyle çok rezil bir insan. Çok rezil bir güreşçi. Ama Demon King olup boya sürdüğü zaman muhteşem bir güreşçi. Yenebilecek kimse yok mesajı veriliyor. Ki çok yüksek ihtimalle Braun Strowman Kane maçı duyurulmazsa Demon King ile Big Red Monster Kane maçı duyurulacak. Ve orada, orada da Demon King Kane'i 3 evetle uğurlayacak. Yani öyle Top 5 Live'a falan göndermek yok. Royal Rumble'daki rakibi Brock Lesnar'ın kesinlikle Finn Balor olacaktır. Çünkü adam kalmadı. Yok yani yok. O zaman şeye salalım artık. TLC'deki ve Raw'daki ortak maçlara geçelim. Asuka Emma maçı. Hem TLC'de hem Raw'da Asuka kazandı. 2 tane maç yaptılar üst üste. TLC'deki çok güzeldi. Raw'daki de fena değildi. Sırayla gidelim beyler. O zaman Daner. Ben birazdan konuşacağım. Bir saniye şu an müsait değilim. Tamam. Numan. Abi Mutantina şeyi gösterdi aldık. Aldım acı gitti. Ne diyeyim yani. Diyecek bir şey yok başka. Gör. Yani ben Asuka'nın ring içi yeteneği her ne kadar hani kadınların Roman Reigns'çisi olma yolunda ilerlese de ring içi yeteneğini kıymetli ve izlemeye değer buluyorum. Fatih? Abi az önce bir parantez açıp söyledim zaten. Asuka ve Emma maçı WrestleMania öncesinden değil 2017'nin başından beri bence birebir yapılmış en iyi kadınlar maçıdır. Emma'yı ben mesela kendim söyledim burada Raw değerlendirme TLC ön değerlendirme radyosunda dedim ki Emma dedim 3 dakika dominant olur 3-0 üstüne tuş olur dedim. Hiç de öyle bir şey olmadı. Emma kalitesini sonuna kadar ortaya koydu. Asuka kalitesini sonuna kadar ortaya koydu. Muhteşem bir maç çıktı ki ben en az 3.5 bekliyorum. Tabii konu mezar olunca 2'ye kadar indiriyorum sınırı da. Ben kendim yorumlasam en az 3.5 veririm. Muhteşem bir maçtı. Hani AJ Styles Finn Balor maçı olmasa ring içi olarak en iyi maç olabilirdi. Bu kadar da iddialıyım. Ama gelirsek Raw maçına, Raw'daki maçın neden yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ki zaten aynı booking ile yapıldı. Sadece bir iki yer çıkarılmış. Aynı booking yani. Asuka Loco bağlama şekli bile aynıydı. Hepimiz o zaman... Daner burada mısın? Yok. Neyse zaten. O zaman Miss Bliss'e geçelim o zaman. Alexa Bliss'in segmentine. Mickey James'le olan maçını değerlendirerek yorum yapalım bu konuda. Ya segmenti mi anlatayım işte. Gene her PPV sonrası promo türü konuya resmini de attım zaten. Ağlamalı bir resim. Gene Mickey James yendi. Yaşlı. Geçmişe gidiyor. Natalya'yı yeneceğim. Benim hakkım yendi diyor. Seyirciler iki sallıyor. Ben hak ettim tezahürat yapı bana diyor. Mickey geliyor. Sen bunu gerçekten hak ettin diyor Mickey diye tevrak. Güzel bir ayrıntıydı bu. Hoş bir segment değildi ama en azından sonunu beğendim yani. Fatih? Abi Mickey James'e vermiyorsan niye hala devam ettiriyorsun? Hani Mickey zaten
PPV'de alamayacak. PPV zaten dolu. PPV'den sonra Clash of Champions Raw'ındı değil mi? Clash of Champions Raw'ın mıydı? Ya hep olabilir. Clash of Champions'a kapıştıracaksan 8 hafta feud mu işeceksin? Bilmiyorum. Son saniye bir değişikliğiyle o maça Mickie James gidebilir umudumu ben içimde yeşertiyorum. Ya şunu da söylemek istedim. Yani şu segment hakkında segmenti güzelleştiren tek şey sonda Mickie James'in koyduğu racondur yani. Mickie James'e bir helalleri yollayalım buradan. Mickie James'in kavradığı zaman yaptığı ayak hareketini ve seri stilini fark ettiniz mi? Kadın hala taş gibi ya. Hala ya ben diyorum fizik yani, gücü hala çok yüksek. Çok iyi bir ringçi var. Çok iyi bakıyor kendine ya. Helal olsun gerçekten. Kesinlikle çok iyi bakıyor. Ki bu kadın yakın zamanda doğurdu yanılmıyorsam. Doğurdu evet. Doğurdu. Yani resmen sporcu yani olarak vücudunu yenilemiş. Sapıklaşmak istemiyorum da gerçekten fiziği çok güzel ya. Yani çok güzel ziyade. Sporcu neden? Olarak kendini yenilemiş gerçekten. Abi yaşlı bir kadına göre yaşlı bir kadın diyorum. Çünkü yaşlı bir kadın yani 30'un 35'in üstünde miydi? Aynen öyle. O civarlarda bir şey. Hani abi, o yaşta birine göre fiziği 39 yaşında bildi. 38 yaşında. Bak işte, bak 40 olmuş neredeyse. Abi yani o yaşta birinin hani bu derece iyi hareketler yapabilmesi, karşısında 25'ten küçük bir kadını, kadından daha iyi bir ring içine sahip olması gerçekten emre atma şunları. İnsanı şaşırtıyor. Gerçekten şaşırtıyor yani. Yani göre katılıyorum o yüzden. Ya bayağı yani o ayak hareketini görünce ben de kendim bir Cristiano Ronaldo izliyorum sandım ben. oğlum böyle ne oluyor falan diye. Kesinlikle öyle. James'in fanlara istediğini vermesinde gözden kaçırmayalım. Fanlar arada bisküvi popol diye tezahürat yaptı Alexa'ya. TLC'de. Yalnız TLC'de Alexa'nın popolsuna şaplak attığı yer çok güzel bence ya. Ya onu diyorum zaten. Allah Allah. Orada ya konuştuk evet. Diğer segmente geçelim. Şimdi o zaman sebzeler teknik arızaların birleştiği bir segment. Sebze. TLC'deki olay şu. Elias performans vermeye kalıyor müzikal performansını. Ama Jason George'u sebze fırlatıyor o her taraftan. İki defa falan evet. Sebze atıyor. Maç yapıyorlar. Boçlu bir finish sonunda Jason George kazanıyor. Elias'ın 3 olmadan omuz havada ama hakem saydı. Bugünkü yani Raw Show'unda ise sebze gitti, teknik arıza geldi. Geri kalan her şey aynı. Elias şarkıya başladı falan filan. Bu sefer de teknik sıkıntılar başladı. Sonra bir baktık ring, bunun sorumlusu kim? Jordan gülüyor böyle, şebelek gibi gülüyor. Sırıtıyor. Gene maça başladılar. Tabii bu sefer soru farklı. Maç fena değil. Jason Jordan alev alırken Elias gitarı Jordan'a geçiyor ve diskalifiye oluyor. Bu Jason Jordan'ın böyle acil durum şeyi gibi kusura bakma direkt atladım ama bir tek bir şey söyleyeceğim. Pek bir bilgim yok. Maçla ilgili o yüzden tek bir şey söyleyip çıkacağım. Elias'ın acil durum butonu olarak kaybettiği rakibe direkt gitar çevirme oyunu, çakma oyunu çok seviyorum. Gerçekten bak. Şimdi bir yayınlar açalım sonra. Neyse devam edelim yorumlara. Ben sadece bu kadar. Numan da yorumunu yaptı zaten. Yeter ona bu kadar yorum. Buğra? Yani yabancı nesne kullandı ve Jason Jordan'ın kolunda derince bir deformasyon oluştu. Hatta anında morarım bir deformasyon oluştu. Gerçekten inanılmaz acıtıcı bir durum. Onun dışında zaten Jason Jordan hakkında, senaryosu hakkında konuştuk zaten az önce. Konuştuk ve bence ayın hayal kırıklığı Jason Jordan'dır bence bu ayın hayal kırıklığı. Yılın hayal kırıklığı Jason Jordan o kadar hype'layıp. Yılda bir sürü hayal kırıklığı var o konuda tek başına yarışamaz tabii da. Büyük bir hayal kırıklığı oldu kesin. Ege'nin o konuda çok güzel bir konusu var bak Ege'nin. 30 tane seçeneği dizmiş böyle hepsi birbirinden rezalet. Fatih'ten geldi o aklıma konuşuyorduk böyle rezilliklere. Şu anda lider şey Mahal'ı şampiyon olması 25 oy. Oyları %32'sini almış. Hani forumda konuşacaksınız bence bu ayın
hayal kırıklığı belli yani. Cevabı çok belli. Boeing yıldızı evet, peki? Boeing yıldızı Shield ya. Ben de AJ Styles derim abi çünkü adam neredeyse yani boş günü yok yani bu dönem. Abi. Rava gitti, adam... şeye geldi, oraya gitti, buraya geldi. Sürekli geri WWE'nin için. Ben de hatırlayacağım. Yani bak, zaten Shield'ın bir şekilde birleşeceğini biliyorduk ama AJ Styles'ın bir gün Rav'da gözüküp ve Rav PPV'sinde gözüküp şovu kurtaracağını bilmiyorduk yani. Abi adam şeyde, Shield'e mi ne, şeye gitti, Live Event'a gitti. Oradan 12 saatten fazla yolculuk yaptı, geldi. TLC'ye çıktı, ertesi gün Rav'a çıktı, yarın da SmackDown'a çıkacak bu adam. Bu gece. Gece işte. Bu gece SmackDown'a çıkacak yani. Düşün. Evet Ege, Main Event. Ne Main Event'i la? Sen ne yaptın? Arkadaşlarlayım, dur konuştu birazdan dur. Arkadaşlarlayım. Brock Lesnar kadınlar, Cruiserweight var arada. Kadınlara geliyor. Kadınlar, kadınları konuştuk zaten. Bailey bu maç contender maçı mıydı? Hayır, kaptallık konuşmaya konuşmaya gerek yok zaten. Gelecek haftalarda bol bol Aleister Park'ın kaptanlığından bahsedeceğiz. Belki de yarın. Yarın çokça bahsedebiliriz. Cruiserweight'ten bahsetmek isteyen var mı ayaküstünde? Gerek yok. Duygular olayı. Enzo'nun dedikleri dümdüz okur okuması böyle. Duygu katmadan. Türkiye'de Durgula Güreş Türkiye'den başka sikleyen herhangi bir insan topluluğu yok arkadaşlar. Lütfen ya. Abi, I ben am sana bir şey certified Durgula. I am Bonafide Stud. And you cannot teach that. Yapıyor abi adam çok muhteşemdi ya. Vallahi bak. O adam çok çabuk harcanıyor abi. O adam olası bir 205 live daha almasında muhakkak WWE'de kullanılması lazım. Evet, yılın hayal kırıklığına Aries'in Cruiserweight'e yollanması yazmış. Burada The Lone Man. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Şimdi evet. En önemli ikinci olaya geçelim. Bayağı acele ediyorsun belli. Yani abi dinlenmeyecek şeyleri anlatmaya gerek yok. Drew Gulak konuştunuz. Girişte 10 dakika Drew Gulak konuştunuz ya. Abi çok iyi ama bu adam ya. Ya sen çok iyi de babacım izlenen bir yerde değil. Tamam. O zaman şeye geçelim. Haydi izletecek. İzlenen bir yere geçelim. Tek başına izletecek bir yerde değil. Gör. Yani Drew Gulak'ın olayı şey yani amatör ligin yıldız topçusu gibi. Bölgesel amatör ligde oynayan yıldız sabit yani bizim bir şey yani. Zonguldak Spor'un forveti gibi yani. O zaman izlenecek bir olaya geçelim. Ana kemer şampiyonlarının kapışması Survivor Series'de olacak. Raw'daki olayı anlatayım direkt. İşte Paul Heyman Jinder'ı güzelce gömdü böyle harcadı. WWE şampiyonları saydı. Sabartiro'dur, Cena'dır, Savage, Flair, Hogan, Lesnar doğal olarak. CM Punk'ı niye saymadı bu adam ya? Bekliyor muydu sanırım? Çünkü CM Punk gitmeden önce adamla Feyyut'ta gittiler ve CM Punk'ı niye bahsetsin? Abi yani CM Punk çöptür. Yapmayın ya. Şirketin neyse bak en büyük şampiyonlarından yani. CM Punk çöp. Okey. CM Punk neyse ben konuşmayacağım çünkü Gür kızıyor sonra. Devam edelim. Tamam her neyse. Şimdi Mahal'ı güzelce bir gömdü. Bunun şampiyon olduğu yerde bir şeyler olmaz yani. Lesnar'sa brand savaşları içinde Mahal'ı gömmek için çıkıyor. Suplex City'ye gideceksin diyor. Randy Orton olayından bahsediyor. SmackDown'dan biri karşısına çıktı. Neler olduğunu hatırlatıyor. PG kuralları içine etti diyor Lesnar. Yani kısacası beyler bir maçımız daha belli. Brock Lesnar vs. hepimizin gönülden sevdiği Jinder Mahal. Sözü ben sırayla önce Gür'den başlayayım direkt. Main event hakkında mı? Hayır, Brock Lesnar vs. Jinder Mahal. Yani bunu hakkında diyecek bir şey yok. En başta söyledik zaten. İki isim de bir şekilde şu Survivor Series evresini 1,5 aylık, 2 aylık zaman dilimini atlasın. Biz de hem Jinder Mahal'i Hindistan'a şampiyon götürelim. Hem de Brock Lesnar'ı kimseyi yedirmeden zaman geçirelim kaygısı içeren bir maç. Yani rakiplerin olmadan Survivor serisi birbirinin şov amaçlı bir maçta çıkışı inanılmaz üzücü. Bunu zaten yayının başında söyledim. Yani Daner, maçı heyecanla bekliyor musun? Yani
bir şey diyemiyorum ya. Hani Paul Heyman kurtaramaz yani. Bence Booker'lar da güle güle yazıyordur yani bu şeyi. Güle güle yazmışlar. Hani böyle bir mallık yapacağız. Hazır olun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ciddi bir yorumda bulunmak istemiyorum abi. Yani ne yorumlayayım ki bunu? Neyine yorumlayayım yani? Fikolur falan bir maça karışıp bahala kazandırıyormuş bir de. Abi bir de bir şey demek istiyorum. Şu anda Wikipedia'da İngilizcesi tabii ki de bu. Survivor Series'in 2017 main event'ı Brock Lesnar vs. Jinder Mahal gözüküyor. Haberiniz olsun abi. Arkadan İlyas Çakır bir lira John kesiyor galiba. Neyse devam edelim biz. Fatih? Maç hakkındaki ya, heyecanın? Abi şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bir yanda yıllardır oturup yatan bir adam var bak hani kemerle. Bir yanda da kemeri taşıdığı halde hiç sevilmeyen bir adam var. Şimdi sen hangisine kaybettirirsen hepsi nefret toplayacak. Hani böyle birisi neden alındı hiçbir fikrim yok. Zaten Mahal bir şekilde kaybederse zaten geçen hafta da söyledim. Alejandro Blaze kemeri bırakmıştı ya öyle bir çöp kutusuna kemeri bıraksın çeksin gitsin yani buradan. Yapacak bir şey kalmayacak yani adam. Ne yapsın başka? Ki bu maçı yani burası WWE yani kaybedebilir. Gerçekten kaybedebilir Lesnar bu maçı. Yani kendinizi buna hazırlayın. Singh Brothers'ın müdahalesiyle bu maçı bir şekilde kaybedebilir. Ya. Sırf ya. Abi hazırlayın böyle şeylere kendinizi. Bak ben söylüyorum. Ben hazırlıyorum çünkü. Ben kendimi oraya kadar çektim aşağıya. Yani, abi yani ben Mahal'ı kazanacağını düşünüyorum. Nedendir bilmiyorum ama bir şey Mahal kazanacak diyor yani. Çok kötü bir his. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ring içi olarak bu maç yani senaryo olarak zaten hiçbir beklentim yok. Hani bizden uzak Allah'a yakın olsun maç. Ki zaten yüksek ihtimal highlight'te bile izlemeyeceğim. Ama 3 yıldızın üstüne çıksın abi. Bu adamların ikisi tane kemer şampiyonu. 3 yıldızın üstüne çıksın bu maç. Abi ben Lesnar Mahal'ı öldürür diyorum. İnşallah. Ya ben de öyle diyorum. Ama içimden kötü bir ses Ege'nin dediği gibi buranın kazanabileceğini söylüyor yani. Abi biri karışacak, bir şey olacak, Lesnar'ın Rumble rakibi gelecek, ne bileyim hoş değil yani. Yok canım, Lesnar'ın Rumble rakibini Survivor Series'te öne sürmezler. Aynen öyle, ben de sanmıyorum. O yüzden yani Lesnar öldürecek ama Mahal'ı. Hatta Mahal'ı ve yanındaki ikiliyi de öldürecek yani. Hayır, neden Lesnar kazanacak fikrine nasıl ulaşıyorum? Çünkü SmackDown alt brand abi. Vince'in bakış açısı bu. SmackDown alt brand olduğu için üst brandin şampiyonu şimdi alt sen, brandin şampiyonu tekmeleyecek. Anti bir şey söylemek istiyorum. Madem diyorsun yani alt brand. Bu Breaking Rice dahil bir sürü maç SmackDown nasıl yaşıyorum? Ama başka şeylerden bahsediyoruz şu an. Şu an iki şampiyon birbiriyle suni bir undisputed maçına çıkacak. Sizce kim undisputed olur? Lesnar. Lesnar öyle boş bir adam değil bence. Ben Lesnar'ı çok seviyorum ya. Bence de boş bir adam değil. Bak şampiyonluk duruşu demiştim ya eskiden. Abi duruş dediğin hani Lesnar'ın şampiyonluk duruşu var abi. Bu adamda bir şampiyonluk duruşu var yani. Nasıl Jinder Mahal'da eğleniyoruz? Evet. Kemer taşıyamıyor Blue, diye. Code Blue demiş. Brock Lesnar kazanır çünkü Universal kemerinin değerini iyice arttırmaya çalışıyorlar ve WWE kemerinin değerini düşürmek için uğraşıyorlar. Gür Reis'in dediği gibi SmackDown alt brand olarak görülüyor. Yani abi, bence de... Abi o zaman bana açıklayabilir mi? WWE adını taşıyan kemerin neden değeri düşürülmeye çalışıyor? Yani adamın kendi şirketin adını taşıyor yani. Ya bu adamlar hani 20 yıllık geçmişi olan World Heavyweight Championship'i tuttu çöpe attı yani. Aynen yani öyle. John Cena ringe gelirken ringin köşesindeki Ric Flair'a verdi kemeri, ondan sonra bir daha görmedik. Yani bu iş böyle abi. Pek geçmişe saygısı ve değer katma çabası yok maalesef şirkette. Yok abi değer WWE kemerine versin değeri vermesin, orası da değilim ben. İstediğini düşünsün, isterse şu an tutsun desin ki benim kemerim desin, ben Amerika milliyetçisiyim, USC bundan sonra benim ana kemerim desin, orası da değilim. Ama senin kendi şirketin adını taşıyan bir kemer var. Sen bunu zaten tepki toplayacak bir adama veriyorsun. Ek olarak bir de yani Code Blue'nun yorumuna göre
bu kemerin değerini düşürmeye çalışıyorsun. Sen ne yapıyorsun? O zaman yani bir dahaki Survivor serisi zaten ben ikisinin yer değiştireceğini düşünüyorum. Universal Championship'in ikinci plana düşeceğini, WWE kemerinin önüne çıkacağını düşünüyorum bu bağlamda. Olabilir. Mantıklı. Mantıklı. O zaman main event'e geçelim mi artık? Bir kısmımızın çok kötü, bir kısmımızın da çok iyi bulduğu bir segment. Ben cringe. Ben kötü taraftayım. Cringe. Gürsel öyle bir anlat segment. Segment anlat da öyle. Ya segment çok uzun. Kurt Angle kadrosu açıklamak için ilgi geliyor. Shane de geliyor. Ara yorumu da katarak yapacağım. Shield vardı bir girişle ilgi geliyor. Kadro zaten full. Eksikleri sayayım ben size, daha kolay olur. Usos, Charlotte yoktu. Owens'ta Zayn yoktu. Ve Jinder Mahal yoktu gördüğüm kadarıyla. Eksikler bunlardı. Geri kalan bir de Solo yoktu. Usolo dedim. İlk başladım. Bunlar dışında tam kadro SmackDown'lere de. Şey, Randy Orton yoktu değil mi? Aynen, Randy Orton'da yok. Nakamura vardı da bir şey yapmadı gerçi. Neyse. Shane ve işte ringi sarıyor böyle. Shield tarzı hareketler devam ediyor. Under Siege diyor. Yeni motto bu. Kurt Angle arkaya fıslıyor, kaçıyor direkt. SmackDown kadrosu Raw arkalarına çöküyor. Ondan sonrasında zaten çok garip şeyler oluyor yani. Cruz ve Titus dayaklarını yiyor. Xavier Woods'un orada dalga geçmesi çok komik bir durum. Tanımadığımız bir adam yiyor, herhalde görevli. Raw televizyonu sökülüyor Dillinger ve Bobby Roode tarafından. Ryan zaten ondan segmenti beğendi, şaşırmadık. Ondan sonra 2-3 tane daha kadın görüyorlar. Dana Brooke falan var, Emma var, Bliss var sanırım, yanlış görmüyorsam. Kaçıyor onlar. Kurtarıyor kendini. Ondan sonra Robert Tayfa dayak yiyor biraz. Axel, Hawkins, Goldust, Ryan, onlar da biraz dayak yiyor. Ve burada neyim eksiyim? Burada bir de Rusev masanın üstüne çıkıyor abi. Millete komut yağdırıyor. Ona vurun, buna vurun, buna vurun diye. O Jason Jordan'da. Onu şimdi geleceğiz. Sonra Jason Jordan var soyunma odasında. Direkt Chad Gable koşuyorlar katmaya. Komedi 1. Komedi burada başlıyor. Sonra Rusev masaya çıkıyor. Emir yağdırıyor. Hepsini dövüyor. Get him diye. Buna gülmediniz mi? Rusev'e kameraman... Aynen Burak'ın dediği gibi kameraman da düşüyor o ara. Aa, kameraman düşüyor. O ileride, o Ebros'ta. O ileride. Abi sonra... Rusev'e GM'lik çok yakışmaz mı ya? Gedim. Abi efsaneydi ya. Evet, devam edelim. Abi sonra Matt Hardy ile Finn Balor tuvaletten çıkıyor. Onlar da biraz dayak yiyor. Adamlar tuvalete pusmuş. Yani pazar dövüşü oluyor kısaca. Amerikan filmindeki arabanın pazara girip de pazarı dağıttığı gibi. Bir pazar dövüşü oluyor yani, izleyerek daha iyi anlaşılır. Komedi bitmiyor. Ya anlatarak birbirimize şey yapamayız. Eğlendik mi? İzlerken. Abi anlatalım da şey. Ben tam şunu söyleyecektim. Ya, 2005'teki bu hani Shawn Michaels'la Jericho konuşurken Crime Time müziği çalmıştı ya, hatırlıyor musunuz? Oradaki ciddiyetin yarısını göremedim ya. Eğlendim bu main event ama ciddiyet göremedim. Yani ben tam bir cringe. Şey... Tam bir abi cringe. Kim ya? Bak Numan, gerçekten boş yapıyorsun birader. Anladın mı? Yarım saattir eşkıyaya dünyaya hükümdar olmaz dinletiyorsun. Yetmiyor, gelmiş burada bir de cringe. Babanın götü cringe. Neden cringe abi? Niye yani? Bir petrol izlediğine Ebroz'un girmişin üstüne atlaması cringe değil miydi abi orada? Abi. Abi son zamanlarda izlediğimiz en güzel şeydi ya. Abi üzülüm seni. SmackDown takımı geliyor. Rollins ve Ambrose tuzak kurmuşlar, üstüne atlıyorlar. Baba ne güzeldi. Sonra dayağını yedi. SmackDown takımı döndü gitti. Yani bunları göremiyoruz WWE'de. Neden? Ya senede bir görüyoruz bunları. Abi ya niye bu kadar isti? Kardeşiz diyordu her yerde. Niye Gallows ve Anderson'a dalıyor bu adam? Demek ki değillermiş. Senaryo dışı konuşuyormuş. Bazen güreşçiler senaryo dışı demeç verebilir. Sonra komedi bitmiyor. Hadi anlat. İçinde ben kaldı herhalde... anlatacağım. Sonuna kadar anlat. Hadi. Abi ben yorumumu da araya yapayım, benden çıksın top yani, sonra siz yardırın. Abi sonra erkekler kadınları görüyor, liseli Türkler gibi tepki veriyor, uuuu diye.
Sonra kadınlar bir posta vuruyor. Ebros Anonis pusu kuruyor abi. O pusu nedir öyle ya? Gerçekten Numan'ın şey deyişi var. Dust2 CS pusu diye. Doğru. Ondan sonra Angle ringe taşınıyor. Şeyin de işte maça geldi artık. Altın madalyanı getir diyor. Bitti yani. Şu an burada bitti. Açalım. Kurt Angle gimmickiyle geliyor yani. Kurt Reigns gimmickiyle gelmiyor. Kurt Reigns gimmickiyle korkarak bakmazdı yani. Bayağı bir ağlaya ağlaya geliyor. Çok ilginçtir. Ben açıkçası beğendim. Taner sen? Ya ben bak dedim hani az önce beğendim ama ciddiyet yoktu sanki ya. O beklediğim ciddiyet yoktu. Yani brand kavgası bu kadar şey makara yapılacak mı olay mıydı sence? Abi makara abi çok makaraydı ya. Şöyle bir makara diyen. Çok fazla makara. Baba neyi belki... makara değil? Hayır şirkette neyi makara değil? Bir Drevlar makara değil. 20 dakika onu konuştunuz i̇şte herhalde. Karıştırdım. Bir o makara değil. İşte karıştırmadım abi, ben hatta. Ben hani şey benzetme yaptım ya yani. 2005'teki 2009'daki ciddiyeti bulamadık. Ben ciddi bir şey söyleyebilirim. Taner bir şey diyordu. Taner'i bir dinlersek. O 2005'teki park kavgasıydı değil mi galiba? Arabaların camları şey olmuştu. Oradaki ciddiyet mesela 2009'daki ringçinin basıldığı ciddiyet yoktu yani bence. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Main Event'in güzelliğine laf ettim yok. Heh, mesela keza Taker'ın hani yoğun destek aldı değil mi? Şey hatta maçtan önce şovda. Yok mesela Brian dedi ya hani ben biz de boş gelmedik ekibimiz de hazırız diye. Sonra 5'e 5 karşılıklı promo kestiler sonra kavga ettiler. Derek abi geldi bastı yok işte Kurt Angle arkadan aldı. Evet bir şey demek istiyorum size. Daha sonra bir soru sormak istiyorum. Survivor Series'de sizce bir Kurt Angle vs. Shane McMahon maçı görür müyüz? Görmeyelim. Bence görmeyelim. Bence görmeyelim ya. Bence abi, görmeyelim. Kurt Angle, Shane McMahon bence ringde olacak yani. Takımların kaptanı olacak. Evet evet ama olsa bile bence görmeyelim artık. Yani ne diyeyim yani görmeyelim. Lütfen abi, görmeyelim. Bu adamlar ya ayrı bir maça çıkacak ya da takımların kaptanları olarak çıkacak. Bak söylüyorum bunu burada. Yani. Ya, durum bunu gösteriyor şu anda. Bir de şu. AJ Dean'le kanka olmadı böyle bir iki saat evvel. Niye abi adamı intikamlı gibi dalıyor? Onu dedik zaten yani. Orada maça çıkması yersiz. Ya, çok hatalı. Hayır hayır. Birinci maç yersizdi abi. Aynen benim maç çok esetti. AJ Styles'ın orada olması işte inanılmaz yersizdi yani. Yersizdi hadi, o haklı. Maçın sonunda bağladın. Finn Balor'la o The Club yaptılar. Aa, güzel bannerlara çekildi fotoğraflar. Arşivlere atıldı. 10 sene sonra açıp vay lan ne şu olaydı deyip bakacağım bir an oluştu ama gidip yani şeye benzedi biraz bu brand kavramı yokken her hafta Seth Rollins'le Ambrose'un ya da Roman Reigns'le Seth Rollins'in karşısına bir ilginç rakipler bulup dövüşmesine benzedi yani. AJ Styles neden oradaydı? Abi ben bir konuşabilir miyim? Tabii. Biraz da uzun konuşacağım. Yani eğer hoşunuza gitmeyen bir şey olursa sözümü bitirmemi bekleyin sonra söylersiniz. Bakın abi şimdi. Kurt Angle çıktı tamam mı? Shane McMahon geldi. Geldi. Under Siege dedi. Burada hype tavan. Dedi ki SmackDown kontrolü ele geçirdi. Oba. İşte dedi ki gidin arka alanı toplayın. Tamam hoppa. Hadi bakalım. Güzel. İlerledik abi ilerledik. Gittiler dövdüler. Abi bak. Sen kendi içinde senaryoları işleyen bir brandsin. Bunu yapamazsın. Senaryon varken senaryo uyduramazsın. Bobby Roode tutup Dolph Ziggler vuramaz. Vuramaz abi. Ben şimdi bu akşam şovda Dolph Ziggler Bobby Roode segmentini nasıl ciddiye alarak seyredeceğim? O zaman şunu yapalım abi. Kane'le Braun Strowman'ı Instagram'a fotoğraf atsın beraber. En yakın kankimle Starbucks'ta diye. Sonra biz de gidelim bir adam bu adamları birbiriyle dövüşmesini seyredelim. Ya bunu ama yıllardır izliyoruz Fatih. Yıllardır. Abi yıllardır izlememiz. Takımı, Raw takımıyla bak, karşı karşıya geliyor. Birbiriyle arasında feud olanlar tak satıyor takımını. Abi olmaz. Başka bir sene. Bunu izliyoruz yıllardır, yani yıllardır. Yıllardır izlememiz yıllarca izleyeceğimiz anlamına da gelmez. Ben bu radyoda olduğum sürece her yıl bunu eleştireceğim o zaman. Yapacak bir şey yok abi. İkincisi ha? Sen Bullet Club işareti yapıyorsun. Bullet Club'a dalıyorsun. Tamam. Ben denilenleri bir daha tekrarlıyorum çünkü ben az önce konuşmadım.
İşte balıkla bir şartını tekrarlıyorsun. Tamam. Chad Gable, Jason Jordan yine bir şekilde bağlanabilir. Hatta maç bile çıkabilir. Şeydi yani, Chad Gable çıkıp diyebilir yani, sen beni sattın bıraktın hiçbir şey yok dalabilir yani. Ona bir şey demiyorum. Abi bak, Ambrose, AJ Styles ve Seth Rollins segmenti bir kere söylenmesine rağmen çok rezalet bir segmenttir. Sen bir saat önce, bir buçuk saat önce bu adamlara desteğe geldin farklı bir brandde olmana rağmen. Yapamazsın diyorum. Bak sen hikayeden yürüyen bir adamsın. AJ Styles çıkıp kafasına göre vuramaz. Ya burası şey mi abi, biz neredeyiz abi? Roh değil. Tam da hikaye işleniyor mu orada bilmiyorum. Hikaye işlenmiyor. NJPW'de hikaye işlenmiyor değil mi tam olarak? Abi indiler diyeyim veya. Öyle çok indiler diyeyim veya. İndiler diyeyim veya. İndiler demeyiz abi biz. Senin bana vaat ettiğinle ben hikaye kuracağım. 2016'da kurgu. Nasıl oldular? Kurgu. 2016 mı tam hatırlamıyorum. 2015 de olabilir. Nasıl mesela Stephanie McMahon, Shane McMahon kavgasını bağladılar şey hemen. Siz istediğinizi yapın, ben rekabet istiyorum dedi. Vince giriyorsunuz birbirinize dedi, bitti. Abi çok zor bir şey değil. O arka alan segmentinde Shane'le görüşünce Kurt Angle bir artistik çektirirdin orada. Artistik patinaj yaptırırdın, derdin ki şey diye. Hani ya burası Raw. Hani mesela Shane McMahon'a absürt bir espri yaptırdın. Adam derdi ki Kurt Angle mesela burası Raw. Ayan Denkam çekerim fişini falan derdi mesela. Shane McMahon da sen göreceksin oğlum diye gidip de main event'te o adamlarla gelirdi. Bak bunlar çok zor bir şey değil. Bunları görmek lazım. Zaten ring içi olarak çok aman aman muhteşem şeyler seyretmiyoruz WWE'de. Hikaye olarak tatmin olmamız lazım. Hikaye olarak her şeyin yerli yerine oturması lazım. Baktığımız zaman kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Ve benim kalıyor. Ben bu segmenti seyrettiğim zaman eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Ben de sevdim Xavier Woods'un, Xavier Woods'un böyle elini uzatıp hop yapıp adama dalmasını. Çok sevdim. Güldüm hatta, kahkaha attım. Ama yok abi. New Day bu şirketin en face takımıdır. Sen bunu yapıp face olan bir takıma girişemezsin. Yapamazsın. Sonra mesela bak WWE de bu yaptığı hatayı anladı sonra. Ne yaptı biliyor musun? Bak şu an forumda benim kendi açtığım bir konu var. SmackDown süperstarlarından baskınla ilgili tweetler diye. Aralıksız video atan güreşçilerin hepsi, bak hepsi dedi ki şunu dedi. Bizim heel karakterlerimiz falan şey değil, mühim değil. Biz işte şu an SmackDown için güreşiyoruz. Sizin dediğiniz mevzuya getirdi. Ama abi yok yani, diyemezsin bunu. Bak WWE'de bu konuda hemen direktif verdi zaten. Bak evet, biz burayı yanlış yaptık. Hadi yürü şey yap dedi. Bunu düzelt biz dedi bak. Anladık. Biz seni çok iyi anladık Fatih. Aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok üst üste. Fatih'in üzerine söylemek isteyen Taner, bir şey söylemek ister misin? Yok yani, katılıyorum. Yani bir ciddiyet şey yok dedim abi. Ya işte burada işte bunu vurgulamak istiyorum. Evet. Söyle Ege. Hadi. Yani bir de şu iki şeyle takıldı ekstra olarak kafama. Rusya'ya mesela şey, McMahon'ın brandına gelmem, kemer alırsam almazsam dedi, kemer hakkı almazsa. Şimdi şey McMahon'ın baş yardakçısı. Hele Baron Corbin'de ipler daha da kopuyor. Bu adam yalnız kurt değil mi? Yalnız kurt nedir? Kendi ne işine var? Bakar. Brandı ne takmaz. Aynen öyle. Bu adam niye baş yardakçılık yapıyor Rusev'le beraber? Bak evet. Abi yine hikayesi. Sonra asıl komedi yarım var. Şimdi Shane McMahon vicdansız bir heel gibi gözüktü değil mi? Yanlış mıyız? Hı-hı. Yani. Yarın bu adam Owens ve Zayn'e karşı face promo kesecek. Bugün. Ama şimdi orası Raw, orası SmackDown. Abi bunu kadar tekrar yarın. Abi burası tekrar WWE. Abi, burası WWE. Ya orada sergiledikleri karakterler farklı. Demek istediğimi anlayıyorsunuzdur. Shane McMahon orada Raw'u basan SmackDown'ın kumandanı olarak gibi davrandı. SmackDown Raw'da böyle davrandı. SmackDown'da farklı davranacaktır. Evet, Show'a 5 üzerinizden puan kaç? Yani başlangıç Survivor Series'in 3 diyorum. 3.25. 3 ya, benden de işler fazlası yok yani. 1 baba. Hikayesi bu kadar bozuk olan şova ben hiçbir şey vermem. 1. Ben de 3 diyorum. Biz dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kuzey Müküz 3.5 vermiş. Ersin Baybüyük 4 vermiş. The Lone Man 3.1 vermiş. Burak 3 vermiş. Diye chatbox'ta yorumlar. Stephen Truvey'de 3 vermiş ve yayını kapatalım o zaman artık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yarın SmackDown yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.